Bir bölgede bir de 200'ün sarsı. Arkadaşlar, son dönemde fayların harekete geçmesi İstanbul depremi, Ankara depremi, Manisa depremi ve son olarak da Elazığ depremi hepimizi derinden etkiledi. Depreme karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Aslında 99 depreminde, Gölcük depreminde büyük bir tecrübe yaşamıştık. Ama biz bunların hiçbir tanesinden ders çıkarmadık. 99 depreminde bizzat ben de yaşadım, İstanbul'daydım. Gecenin bir vakti ne olduğunu anlamadan bir anda sallanmaya başladık. Panik yaptık. Merdivenlere koşmaya kalktık. Allah'a çok şükür ki bize bir şey olmadı ama benim gibi belki de panik yapan birçok vatandaşımız o depremde hayatını kaybetti. Şimdi bu videoda o anda, deprem anında neler yapmanız gerektiğini kısaca birkaç madde ile size anlatacağız arkadaşlar. Bunlar hepimizin kolaylıkla yapacağı şeyler aslında. Ancak ihmal ediyoruz, yapmıyoruz. Nasıl olsa bize bir şey olmaz diyoruz. Ama deprem geldiği zaman çok acı bir bilançoyla karşılaşıyoruz. İlk dakikasında itfaiye geldi. Sakin kalacağız, sakin kalacaksınız. Çünkü panik yapmanız sizin ve sevdiklerinizin can güvenliğini tehlikeye atar. Deprem anında üzerinize düşebilecek eşyalardan, duvara sabitlenmemiş mobilyalarınızdan ve pencerelerden uzak durun arkadaşlar. Çünkü üzerinize herhangi sert bir cisim düşerse hem depremin paniğiyle hem de onun size vermiş olduğu zararla uğraşırsınız. Arkadaşlar, deprem oldu. Şu anda paniklemedik çünkü daha önceden hayat üçgeni oluşturduğumuz alanları biliyoruz. Biz bilinçli bir vatandaşız. Hemen koştuk hayat üçgenine. Hayat üçgeni için koltuk gibi sert mobilyalarınızdan ve çamaşır makinesi gibi boyu yüksek olmayan dayanıklı beyaz eşyalarınızdan faydalanabilirsiniz. Sevdiklerimizi de hayat üçgeninde kalabilecekleri, hayatta kalabilecekleri yere ulaştırdık veya onların ulaşmasını sağladık ya da onlar kendileri ulaştı. Çünkü onlar da bilinçli. Hemen cenin pozisyonuna geçtik. Cenin pozisyonu, yani ayaklarımızı karnımıza çektik. İki büklüm şekilde yan yattık ve kafamızla da ellerimizi koruduk. Deprem bitene kadar bu pozisyonda kaldık arkadaşlar. Deprem bitti ve bizim artık dışarı çıkmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Kesinlikle yine sakinliğimizi muhafaza ederek panik yapmadan merdivenleri kullanacağız. Birçok vatandaşlarımız depremden değil, balkondan hızlıca dışarı çıkmak istedikleri için atlayarak hayatını kaybediyor. Kesinlikle camdan, balkondan veya herhangi bir yerden atlayarak dışarı çıkmaya çalışmayın. Hemen merdivenlere yönelin. Sevdiklerinizle beraber merdivenlerden dışarı, güvenli bölgeye doğru ilerleyin. Kesinlikle asansörleri kullanmayın arkadaşlar. Asansörler böyle durumlarda çok tehlikeli bir hale dönüşebiliyor. Depremden önce yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de hayati fonksiyonlarınızı dışarıda kısa sürede devam ettirmenizi sağlayacak bir deprem çantası. Bu deprem çantası her zaman kolay ulaşabileceğiniz bir yerde, çıkarken deprem anında hemen alabileceğiniz bir noktada olması gerekiyor. Arkadaşlar, evden çıktık. En yakın afet toplama merkezine gitmemiz gerekiyor. Peki evinize en yakın afet toplama merkezi nerede biliyor musunuz? Bence birçoğunuz bilmiyorsunuz. O yüzden depremden önce afet toplama merkezinin nerede olduğunu mutlaka öğrenin. Ve burada binalardan uzak bir şekilde yetkililerin size ulaşmasını ve bu duruma bir çözüm üretmesini bekleyin. Bilinçli olmak hayatımızı kurtaracak. Lütfen depremin olmasını beklemeyin ve bir an önce harekete geçin. Bugün orada oldu, yarın bizde olmayacağının bir garantisi yok. Ve buradan müteahhitlere de sesleniyorum. Arkadaşlar, hiçbir şey insan hayatından daha değerli değil. Lütfen hayatımızın değerini, kıymetini bilelim. Hayat bize bahşedilmiş büyük bir nimet. Bize bir şey olmasa, sevdiklerimize bir şey olabilir. Ya bana bir şey olmaz, nasıl olsa ecelle ölüyorum demeyin. Siz ölmezsiniz belki ama yakınınız ölür. Onun acısıyla bir ömür yaşamak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Lütfen deprem olmadan ve deprem size gelmeden önce bu konuda bir an önce bilinçlenin ve deprem sizi hayattan koparmasın. Japonya'da günde belki defalarca deprem oluyor. Depreme o kadar alışmışlar ki artık hiç istiflerini dahi bozmuyorlar. Normal çalışma hayatlarına devam ediyorlar çünkü bilinçliler. Arkadaşlar anlattığım şeyleri lütfen tatbik edin. Kendinize bir çanta hazırlamayı da unutmayın. O çantayı aldığınız gibi dışarı çıkabilecek konumda olun ve her an depremin size de gelebileceği bilinciyle yaşayın arkadaşlar.